Meclis üyemiz Cumhuriyet Halk Partisi grubundan Hüseyin Koçyiğit bugün vefat etti. Uzun zamandır tedavi görüyordu, kanserle mücadele ediyordu. İlik nakli de oldu. Gebze'de güzel bir hastanede ilik de bulundu. İlik nakli de oldu ama tabii kurtulamadı. Yaklaşık bir seneye yakındır da aramızda yoktu, sürekli raporluydu. Bu sabah itibariyle, saat 9.30 itibariyle vefat etti. Gerçekten acımız büyük, üzüntümüz büyük. Tabii bizim Hüseyin abiyle de geçmişten de eskiden beri hukukumuz olan bir parti büyüğümüzdü. 2009-2014 yerel seçimlerinde biz beraber belediye meclis üyeliği yaptık onunla. Yine bu sıralarda hep beraberdik. Daha sonra bizim belediye başkanlığımız 2019'da da bizimle beraber meclis üyeliği yaptı. Gerçekten eski Petrol İş Başkanı, eski sendika başkanlarından çok iyi niyetli, çalışkan, sevgi dolu bir abimizdi. Hatta meclis üyesi olduktan sonraki bugün bu tarımla ilgili yapmış olduğumuz planlarda kendisi öncülüğü yapmış. Yani bugün Bandırma'nın işte nohutu, fasulyesi, patentli unu varsa onun sayesinde oldu. Gerçekten emek harcadı bu kırsalla ilgili. Kendisi Aksakal bölgesi ve oradaki köylere hizmetle ilgili sorumluydu. Ben öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm sevenlere başsağlığı diliyorum. Bandırma'ya başsağlığı diliyorum. Verdiği hizmetlerden dolayı da kendisine sizlerin huzurunda da teşekkür ediyorum. Yarın öğle namazıyla beraber Aksakal'dan defnedeceğiz onu. Hep beraber inşallah orada son vazifemizi yerine getireceğiz. Ailesine sabırlar versin. Oğluna, kızına, akrabalarına Allah sabırlar versin diyorum. Tabii Haziran ayı meclis toplantımıza geçmeden önce geçmiş aylarla ilgili böyle kısa bir sunumumuz var. Onu sizlere böyle anlatıp ondan sonraki süreçte gündem dışı ticaret odası başkanımız burada. Yönetim kurulu meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber gündem dışı bize söylemek istedikleri var. Gündemimizde de zaten onunla ilgili de konular var. Onu da dinleyip ardından gündemimize geçeriz. Evet, Sahil Yenice Muhtarımız da burada galiba değil mi? Abi seninle başladık direkt. Sahil Yenice, tabii köy hayırları yine başladı. Pandemiyle yapılmıyordu. Daha sonra da, pandemiden sonra da çok yapılmadı ama bu sene itibariyle köy hayırlarımız, maşallah bütün köylerimiz yaptı, gerçekleştirdi. Sahil Yenice Muhtarlığımızın köy hayırına gittik. Keyifliydi. Tabii seçim öncesiydi. Bütün adaylar, milletvekili adayları, ilçe örgütleri birlik beraberlik içerisinde Bandırma'ya yakışan düzeyde köy hayırlarına katıldık. Propagandalarımızı yaptık. Hep bir araya geldik. Evet, Bandırma Sporumuzun kongresi vardı. Seçimli Genel Kurulu'nu yaptık. Yine orada hep beraber Bandırma Sporumuza sahip çıkıp değerli kulüp başkanımız Onur Göçmez'i bir kez daha Bandırma Spor'un başkanı yaptık. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızda da değişiklikler oldu. Hepsine ben de yönetim kurulunda ve Bandırma Spor'da çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Asfalt sezonumuz başladı. Biliyorsunuz 100. yıldan asfaltla ilgili sıkıntılar vardı. Direkt 100. yıldan başladık. Şu anda işte Konak Tur 600 Evler bölgesinde daha çok o bölgelerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Asfalt mı olmadık, yol bırakmayacağız. Çocuklarımızın hiçbiri topraktan şeye gitmeyecekler, basmayacaklar. Asfalt, beton yollarda, beton parkeli yollarda gezecekler. Doğu ve Güneydoğu kökenli hemşehrilerimizin köklü kültürlerinin bir parçası olan taziye geleneğini yaşatmak amacıyla Çalışkanlar Mahallesi ve 100. Yıl Mahallesi'nde, bununla birlikte bir tane de Muradiye Camii'nde taziye evlerimizi hizmete açtık. Hatta taziyelere de gittik, katıldık. Gerçekten herkes çok memnun. Bunlar belki ufak projeler ama söz verdiğimiz projeler, ufak ufak projelerle vatandaşlara dokunacağımızı söyledik. Bu taziye evleri de o bölgenin insanları için çok kıymetli. Herkes kullanıyor. Muradiye Camii'ninkini kendi içinde yaptık. O bölgede yapabileceğimiz bir alan bulamadık. Ama çalışkanlarla 100. yılda alanlarımız vardı. Muradiye Camii'nin içine yaptık. Çok da güzel oldu.
Evet, yenice muhtarlığımızın da köy hayrı vardı. Tüm siyasiler yine aynı şekilde köy hayırlarında beraberdik. Gerçekten bu köy hayırları çok keyifli oluyor. Milletin birliği, beraberliği içerisinde güzel vakit geçirip sohbet etme fırsatlarımız da oluyor. Engelliler Haftası'ydı. Tabii Engelliler Haftası'nda biz Bandırma'daki engelli kampımızı da açılacaktık. Orada hem böyle güzel bir şölenle engelli vatandaşlarımıza, hem de oradaki bungalovları bu önümüzdeki 3 ay boyunca yine engelli vatandaşlarımıza üye oldukları derneklerden alıp kura çekip yine orada ikişer gün, üçer gün her şey dahil konaklatacağız inşallah. Seçimde seçim yasaklarından dolayı açılışları yapamadık. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren yapmış olduğumuz projelerin açılışlarına devam edeceğiz. Engelliler Haftası'nı kutladık. Evet, yine açılışlarımız vardı. Engelli vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, özel bireylerimizin yapmış olduğu sergiye gittik. Sergiyi hep beraber açtık. 10 Mayıs Dünya Bandırmalılar Günümüzü kutladık. Hemşehrilerimize kol kola, omuz omuza büyük bir coşkuyla kutladık. Bandırmamızın 10.30'umuzu, 10.05, tabii 10.30 oluyor. Bütün kronik taraftarlarla beraber, işte meydanda meşalelerle saat 10.30'da yakarak bir araya geldik. Anneler Günü'ydü. Anneler Günü'nde gazi ve şehit eşlerimizi unutmadık. Anneler Günü sonsuz sevgi ve saygıyla kutladık. Yaşlılarımızın ellerinden öptük. Ben şeye gittim, Altunzade Huzur Evi'ne gittim. Orada yaşlı kadınlarımız, annelerimiz var. Onlara hediyeler verdik. Bu özel günlerinde yanlarında olalım dedik. Hep beraber pasta kestik, şarkılar söyledik. Evet, güvenli ve konforlu bir ulaşım için yine yollardayız. Yollarımızı sürekli yeniliyoruz. Tabii Atatürk Caddesi bağlantılı yer alan yan yol asfaltlama çalışmalarımızı bitirdik. Önümüzdeki günlerde Yusuf abi şey oldu mu? Bu karayolları bize devrini yapacak herhalde bu ortarı şeyin. Ondan sonra oranın yapım çalışmalarına da başlayacağız. Gerçekten şimdi Atatürk Caddesi'nden gidip bir anda 90 derece şeye dönüyorsun. Mirap'ın benzinliğine doğru dönüyorsun. Orada çok ciddi bir kargaşa var. Orayı bayağı bir toparlayacağız. Planları, projeleri çizildi. Yapılıyor değil mi abi? Ondan sonra hemen oraya çalışmaları yapacağız. Göbekler, yan yollar. Engelliler Haftası'nda her sene yapılıyor. 6. Anajet Üssü'nde yemin töreni vardı özel bireylerimiz için. Onların bu özel günlerinde yanında olduk. Yemin törenlerine katıldık. Tabii biliyorsunuz şey yapıyoruz. Yurdumuzun sonuna doğru yaklaştık. Kabası bitti. Şu anda içine, alçısını, düzlemesine, yer seramiklerine vesaire onlara başladık. Baya baya gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 katlı içinde işte kızlarımız için işte mutfağının olduğu, bilgisayar odalarının olduğu, işte çok kapsamlı güzel bir yurt. 160-171 kapasiteliydi tahmin ediyorum. Evet, Önder hocamızın Anılarda Bandırma adlı kitabının imza ve söyleşisini gerçekleştirdik. Belediyemizin kültür yayınlarına bir kitap daha ekledik. Ona da ben buradan emekleri için teşekkür ediyorum. Bunların hepsi birer kültür mirası. Bizden sonraki gelecek nesillerin hepsine de kalacak eserler. Ne kadar çok böyle kültür yayını geliyorsa biz yerel yönetim olarak destekliyoruz, yapıyoruz, her türlü desteği sağlıyoruz. Bizden sonraki nesillere birer kültür mirası bırakalım istiyoruz. Kadın Dayanışma Derneği yine işbirliğiyle Mutlu Kadın Mutlu Toplum konulu lise arası kompozisyon yarışmasını gerçekleştirdik. Gençlerimize ödüllerini takdim ettik. 19 Mayıs'a geldik tabii. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Işık Göktürk Maltepe'ye ait mandala sergisinin açılışını gerçekleştirmişiz. Yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelemizin başlangıcı adına Samsun'a attığı ilk adımın 104. yılında 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenlerimize katıldık. Birbirinden güzel programlar hazırlamışlar. Yine belediyemizin bir kültür yayını. Şapkalı Genç isimli kitap. Dilara Mucuk diye kardeşimiz yazdı bunu. 4. kitabı. İnşallah yani çok genç yaşta 4 tane kitap yazdı ve dolu dolu kitaplar. Önümüzdeki süreçte daha iyi kitaplar yazacağını düşünüyorum.
Tabii yine Fener Alayı olmazsa olmaz. Atatürk'ün kenti, Cumhuriyet'in kenti Bandırma 19 Mayıs'ı Fener Alayları ile beraber kapsamlı bir şekilde, güzel bir şekilde kutladı. 2-10 kala konseri verdi gençlerimiz için ama inanılmaz kalabalıktı. Gençler seviyorlar bu tarz grupları. Kayacık mahallemizin muhtar hayrı vardı. Ona da katılım sağladık. Hemşerilerimizle bir araya geldik, kucaklaştık. Aynı gün belediyemize bağlı olarak faaliyet gösteren Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezimiz bünyesinde yarın el sanatları kursunun açılışını Belediye Başkan Yardımcımız Aydın Yağar gerçekleştirdi. Sunullah Caddemizi yeniliyoruz. Pazartesi pazarı biliniyorsunuz. Pazartesi pazarı Bandırma'nın gerçekten pazarının kurulup en işlek olduğu caddelerden bir tanesidir. Dere mahallemizde söz verdik vatandaşlarımıza. Komple kaldırdık. Herhalde önümüzdeki günlerde de bitti. Işıklandırma ile ilgili problemleri vardı. Kaldırımlarla ilgili, kazılarla ilgili sıkıntıları vardı. Bunların hepsini çözdük. Çok şıkır şıkır güzel böyle süt beyazı. Işıklandırılınca da orada, çünkü akşam çok karanlık oluyordu o bölge. Işıklandırma tesisatı yoktu. Çok karanlık oluyordu. Işıklandırma tesisatlarıyla beraber güzel bir ışıklandırılmış pazartesi pazarını hemşehrilerimize vereceğiz. Ama burada şöyle bir şey daha vardı. Onu unuttun herhalde. Siz fen işleri müdürümüz nerede? Bu şimdi tabii orada şöyle de bir durum var. Ciddi şekilde tentelerle ilgili sıkıntı var. Tabii tentelerle ilgili sıkıntı var. Bir de ağaçlarla ilgili sıkıntılar vardı. Tabii başlayınca oradaki tentellerin bazılarını koparttık. İtfaiye araçları girdi. Şeyler girdi. Ağaçları bayağı budalık. Belki 20 senedir budanmıyordu o ağaçlar. Tabii budanmadığından kaynaklı olarak işte pisliktir, eğriliktir, kırılmadır. Ondan sonra kuş pislikleridir. Problem onları da çözdük ama sokak sağlamlaştırması kapsamında biz oradaki komple pazartesi pazarının tentelerini de yapacağız. Meclise yazı yazacaktınız, onunla ilgili ne oldu? Başkanım, onu bu mecliste yetiştiremedik de bir dahaki mecliste girecek. Bu mecliste başka bir yazı var. Tamam. Ama orada alacağız kararı. Orada da sokak sağlamlaştırmada altında meclis kararıyla beraber bütün tentelerin hepsini tek tip aynı şekilde yapıp böyle güzel bir sokak yapmayı planlıyoruz. Ama onun için meclis kararı almamız gerekiyor. Sokak sağlıklaştırması adı altında. Şoförler odası, biliyorsunuz şoförler odasında arka tarafında 11 dönüm bir yerimiz vardı. 10 dönüm bir yerimiz vardı. Yine sizden almış olduğumuz yetkiyle onlarla bir protokol imzaladık. Şimdi oranın tır parkının içindeki şeyi yapıyoruz, taşları yapıyoruz. Binlerce orada şoför esnafımız kullanacak. 600 evler mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında yol yapım, ara sokak, 1206 ara sokak ve Süleyman Özbeyli caddelerinde çalışmalar yapılıyor. 100. yıl mahallesindeki pazar yerimizle ilgili orasının mezarlık alanı ile ilgili problemi vardı. Bakanlıktan mezarlık vasfını kaldırması ile ilgili yazımız geldi. Tapumuzu aldık. İnşallah bu meclis, nasıl Edincik pazarını başlattık, bitimine 1-2 ay kaldıysa inşallah 100. yıl mahallesine de verdiğimiz sözdeki kapalı pazar yerini yapıp kendilerine teslim edeceğiz. Evet, yine bir sergi açılışı. İknur Bozdemir eğitmenimizin yaptığı 10 kursiyerimize ait 43 resmin yer aldığı karma resim sergisini açmışız. Aydın Bey açmış. Evet, Bandırma'da biliyorsunuz 2-4 yaş arası çocuklarımızın hepsine biz süt dağıtıyoruz. 3. yaşını doldurmuş 216 bin litre süt dağıtmışız. Gerçekten çok iyi bir rakam, 216 bin litre süt dağıtılmış. Türk Hava Kuvvetleri'nin 112. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katıldık. Garnizon komutanımızın davetiyle çocuklarımıza, kreşlerimize süt dağıttık. Tabii yine bir ödül. 2022'de Kalder Kalite Ödülü'nün 2020 başvurusunu yapmıştık. 2023'te de Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü bize Kalder layık gördü. Hep beraber ekip arkadaşlarımızla beraber gittik. Kurumsallaşmayla ilgili ikinci ödülümüzü de aldık. Bundan sonraki hedeflerimizi daha da büyüteceğiz. Evet, tiyatrolarımız başladı. Ölüm Tuzağı adlı geçen hafta cumartesi günü tiyatromuz vardı. Mesut arkadaşımız gitti. Evet, Büyükşehir'le beraber yıl boyunca devam eden vektörle mücadelemize başladık.
Hatta geçici işçilerle ilgili durumlar vardı. Onları da çözüp bir an önce 7/24 Büyükşehir Belediye'mizin araçları bizim personellerimizle beraber Bandırmalı hemşehrilerimize hizmet edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda LGS sınavına girecek 1787 öğrenci ve ailelerine çeşitli imkanlarda, ikramlarda bulunduk ve onların yanında olduk. İlçede bazı okulları gezdik. Öğrencilere geçirebildiklerimizi okula geçirdik. Tabii aynı saatte aldıkları için hepsine gitme imkanımız olmuyor. En azından ailelerin yanında olup onlarla beraber sohbet ettik, keyifli vakit geçirdik. Kent Konseyi, Tema Vakfı, Bandırma Şubesi ve Retor Kulübü ile beraber, Bandırma Belediye'mizle beraber 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklarımıza çevre bilincini oluşturmak, onlara doğa sevgisini aşılamak amacıyla bir araya geldik Balcıçamlı'mızda. Tema Vakfı kurucusu Toprak Dedailettin Karaca'yı bir kez daha sevgiyle, saygıyla andık. Daha çevreci, daha yeşil, daha güzel bir Bandırma olmak için el birliğiyle çalışmalarımızı sürdürdük. Surluk Belediyesi Gençlik Tiyatrosu'nun oyunu vardı dün akşam. Ona katılım sağlandı. Evet arkadaşlar, bizim geçen ayki faaliyetlerimiz bunlar olmuş. Her yerde işte 7/24 çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asfalt sezonu açıldı. Sadece burası değil. Gönenimiz olsun, Manyasımız olsun, Marmara Adalar olsun, o bölgedeki belediyelerimize de asfalt, taş yardımlarında bulunan bir belediyeyiz. Bölgeyi kucaklıyoruz, seviyoruz. 7'den 70 herkesin yanında olmak için mücadele ediyoruz. Son zamanların, son gündemdeki, özellikle son bir haftadır gündemde olan önemli bir konu var. Önemli konumuz Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Belediyesi. Tabii bazı gazeteci arkadaşlar konuları işte bilip bilmeden çeşitli yorumlarda bulunuyorlar ama birinci ağızdan öğrenmeniz açısından Bandırma büyük bir aile, borsasıyla, odasıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla herkesi kucaklayan bir aile. Ticaret odası, ticaret borsası, bunlar kamu kurum kuruluşu niteliğinde kurumlar, kanunla bunlar kamu kurumu olarak da biliniyorlar. Bu yüzden kamular arasında işbirliği protokolleri, kamular arasında çeşitli beraber birlikte işler yapılabiliyor. Nasıl bugün bir protokolle şoförler odasının orada 10 bin metrekare yerini yapabiliyorsak, ticaret odasıyla da birçok işbirliği yapabiliriz. Tabii ki kamunun menfaatlerini de gözeteceğiz. Bandırmanın menfaatlerini de gözeteceğiz. Ama tabii eksik bilgiler var, doğru olmayan bilgiler var. Bu doğru olmayan bilgilerin bugün anlatılmasıyla ilgili Bandırma Ticaret Odası Başkanımız aramızda. Biliyoruz, yabancı değil, bizim kendi meclis üyemizdi zaten. Evet Adem Bey, sizde bir gündem dışı söz verelim. Bu konularla ilgili bize bir açıklama yaparsanız seviniriz. Doğru mu? Gündem maddesi. Daha başlamadı mı gündeme? Gündem maddesi konuşsak daha. Ama yok Adem şimdi. Slide'ı mı izleyelim? Kapatın abi ışıkları. Adem bir açıklama yapsın da ondan sonra. We'll be right back.
Evet, teşekkür ederiz. Işıkları açalım. Sayın Başkanım, çok değerli meclis üyeleri, ticaret odamızın çok değerli meclis başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, basınımızın kıymetli mensupları, değerli Bandırmalılar. Çok fazla zamanınızı bu konuyla ilgili almak istemiyorum ama yapmış olduğumuz hazırlığı çok kısa bir şekilde bahsedip, eğer başkanımın da onayı olursa, değerli meclis üyelerimizin sormak istedikleri sorular olursa cevap vermek isterim. Sizleri şahsım ve Bandırma Ticaret Odası adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle beraber görev yapmış olduğum Sayın Hüseyin Koç Yiğit'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine de sabırlıklar diliyorum. Bandırma Ticaret Odası olarak talebimizle ilgili bir gündem maddesi olması sebebiyle bugün toplantınıza katılım göstermiş bulunmaktayız Ticaret Odası olarak. Bandırma Ticaret Odası 1926 yılında kurulmuş, Bandırma'nın en eski kurumlarından biridir. Çok kısaca neler yaptığımızı bugüne kadar bahsedeyim. Tarih boyu mevzuatta belirtilen hizmetlerin yanı sıra bölgenin sosyal, ekonomik hayatına yön verebilecek birçok yatırımına öncülük etmiştir. Bandırma Ticaret Odası, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucusudur. Bölge için önemli yatırımlar olan Çelebil Bandırma Limanı AŞ, Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ ve Batı Anadolu Lojistik Organizasyonu AŞ'nin hissedarıdır. Bandırma Ticaret Odası İlkokulu'nun kurucusu ve aynı zamanda hamilidir. KOSGEB'in Bandırma temsilciliğini yapmaktadır. 7 ay içerisinde gerçekleştirmiş olduğumuz, yani şu anda içeride bulunan meclis üyesi ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesindeki K türü belgesini Türkiye'de ilk ilçeyiz şu anda. Sayısal takograf işlemlerini oda tarafından yürütmekteyiz. Bu da ilktir. Bandırma Ticaret Odası'na yaklaşık 2981 üyesi bulunmaktadır. Yapısı gereği her sektörden küçük orta ölçekli işletmeler bulunmaktadır. Bunun yaklaşık %77'sini küçük ve orta ölçekli işletmeler içermektedir. ...1999 yılında Sayın Osman Kocaman'la beraber çarşıda bulunan, yani şu anda faaliyet gösterdiğimiz Bandırma Ticaret Odası, yani günün 24 yıl önceki şartlarına göre yapılmış, şu anda Bandırma'ya marka değerine yakışmayan, biraz geride kalmış bir binamızı Bandırma'ya değer katacak vizyon proje olarak az önce sizlere sunmuş olduğumuz projeyi Bandırma'ya kazandırmak istiyoruz. Bu tasarladığımız bina ile ilgili çeşitli algılara rağmen sizlerden bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu adına bu alanı talep ediyoruz. Yapılacak bu yapının Bandırma'nın gelişimine katkı sağlayacağı ve imza projelerinden biri olacağı kanaatindeyiz. Şehrimizin en büyük sorunlarından biri olan tiyatro, konferans, söyleşi, panel gibi organizasyonların düzenlenebileceği, şehrin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde kompleks bir alanı bu yapı içerisinde Bandırma'ya kazandırmak istiyoruz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bandırma Ticaret Odası, kar amacı gütmeyen bir kurum olarak gücümüz ölçüsünde hiçbir ticari kaygı ve şahsi menfaat gütmeksizin sadece şehre ve Bandırma ticaret dünyasına yakışacak bir yapıyı oluşturmak için bu zorlu görevi üstleniyor. Sizlerden de tüm üyelerim ve şehrim adına bu projeye destek olmanızı talep ediyorum. Başkanım, aslında epey bir hazırlık yaptıydık arkadaşlarla beraber ama ben açıkçası bina üzerinden gitmek istiyorum. Şöyle, bu bina bilmeyenler için anlatayım. Bu yeri biz Sayın Mesut Özdemir, Sayın Harun Algül ile beraber bir dizi çalışmalar neticesinde bu yerin Bandırma Belediyesi'nin hizmet alanı olduğunu öğrendik. Hizmet alanı dediğiniz yeri Bandırma Belediyesi herhangi bir şekilde satamıyor. Ticari alana çeviremiyor. Biz burayı idari sosyal alan olarak talep ettik. Tabii ki belediyenin takdir edeceği, kıymet takdirde takdir edeceği
bir rakam olursa biz bunun üzerinden Bandırma'ya değer katmak istiyoruz. Gündemde çok bilgi kirliliği sürekli gündemde dolaşıyor. Bandırma Ticaret Odası kimsenin uhdesinde olan bir yer değildir. Bizler hepimiz bundan önceki başkanlarımız gibi, yönetimlerimiz gibi, meclis üyelerimiz gibi tamamen şehre hizmet etmek isteyen, bir kuruş karşılığı olmayan görevlendirilmiş insanlarız, öyle söyleyeyim. Sorular varsa ben onlar üzerinden gideyim başkanım. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar açıkçası. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olsun. Şimdi Sayın Başkanım, son günlerde hem yerel gazete hem normal vatandaşların kendi aralarındaki istişareleri açıkçası bu akşamki toplantıya herkesin biraz çekinceleriyle, kendi aralarındaki istişareleriyle gelmemize vesile oldu. Biz Adem Bey'e kendi içimizdeki toplantıda, yani bizlere yapmış olduğu sunumda da sorduk. Açıkçası burada da tekrar hem basının hem sizlerin önünde soru cevap şeklinde de kendisini yönlendirmek istedik. Şimdi ilk başta merak edilen çok çabuk oldu bitti. Hani sanki kimse daha öncesinde bilgilendirilmeden hemen kısa sürede işte toplantı öncesi, işte toplantıdan birkaç gün önce gündem olarak alındı gözüyle bakılıyor. Çoğu bilgi bu yönde. Bu konuyla ilgili Adem Bey'in bizi aydınlatmasını istiyoruz. İkincisi, tabii 3 dönemdir belediye yerel hizmeti, biliyorsunuz siz de, hizmet noktasında işte ihaleyle yapılan birçok hizmet alımlarının işte hangi firmalara, hangi şirketlere ne şekilde verildiği, yine kapalı kapılar ardında işte hani dedikodu mavında konuşulanlar var, sözele dökülenler var, gazetede yerelde paylaşılanlar var. Bu konuda da yine aynı şey mi olacak endişesi var aslında. Vatandaşta da var, gazeteci arkadaşlarımızda da aynı görüş var. Birilerine buradan hani çok oldu bittiye geldi, rant elde, yok sizi açısından demiyorum. Adem Bey'e de soruyorum, size de soruyorum. Yani bu vatandaştan gelen sorular olduğu için çok fazla oldu bittiye getiriliyor. Bir rant söz konusu mu bu projenin içerisinde ya da yapılma aşamasında? İşte ihalesinden tutun da arsanın raiş bedelin fiyatına kadar. Hani insanların açıkçası merak ettiği, kendi aralarında işte ya da biri sorulduğunda, birini gördüğünde hani birilerine rant mı elde edilecek? Gerçekten Bandırma'ya yakışır, vizyon bir proje. Ha, ben istiyorum ki Bandırma'nın girişinden tutun da şehrinin caddesine, sokaklarına kadar gerçekten hani şehrimize dışarıdan gelen yabancı bir kişinin hayranlıkla sokaklarına, caddelerini gezmesini istediğim en büyük hayalini kuran insanlardan biriyim. Proje sunum olarak izlediğinizde gerçekten güzel bir proje. Ben Adem Bey'i bizzat hani birebir dinleme fırsatını bulduk. Evet, hizmet odaklı işte konferans salonunun olması, yani niyet bizi tatmin etti. Ama açıkçası herkes gibi gerçekleştirilme aşamasındaki akıbet herkesin merak konusu. Bu konuda da bizleri aydınlatırsa, yani işte ihale aşamasından, işte raiş bedelinden, halk, yani belediyenin arazisi, halkın, vatandaşın arazisi demek. Yani bunun işte devir aşamasında ne şekilde geçeceği, nereye kadar tolerans gösterileceği, işte ihaleye çıkış aşaması ne şekilde hazırlanacağı, hizmetin kime verileceği. Yani bu konuda eğer hem bizleri hem vatandaşı aydınlatırsa Adem Bey, biz açıkçası hani proje anlamında yapılsın. Zaten Bandırma'nın bu tarz projelere gerçekten ihtiyacı var. Önemli olan iştenlikle, açıklıkla, hani niye çok kısa bir sürede bu duyuldu, bunun öncesi var mıydı, hani neden öncesi varsa kısa sürede insanlara bildirildi ya da haberleri oldu. Bu konuyla ilgili de bir açıklamasını yaparsa Adem Bey, eminim ki herkes memnun olacaktır. Teşekkür ediyorum. Zeynep Hanım, teşekkürler. Malum 11 şehrimizi etkileyen büyük depremden sonra
Bizler de kendi içimizde bir araştırmaya başladık. Türkiye Odalar Birliği bizlerden binamızla ilgili görüş istedi. Biz bunun üzerine kafamızda muallakta da soru işareti kalmasın diye arkadaşlarla dediğim gibi bir çalışmaya başladık. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bunu Bandırma'ya değer katarak nasıl kazandırabiliriz? Bandırma Ticaret Odası'na sadece değil tabii ki. Bu araziyi gördüğümüz zaman burasının daha henüz tapusu da yoktu. Burası dediğim gibi bir hizmet alanıydı. Teknik bilgiye sahip olan değerli büyüklerimiz var, arkadaşlarımız var. Onlar da muhakkak bunu anlatırlar. Biz burasının işte tapu çıkma aşaması falan prosedürler sürerken bir taraftan da bu görseli hazırlamaya başladık. Yani önce bir biz ne yapabiliriz, ne edebiliriz onun arayışına girdik. Geldiğimiz noktada da görmüş olduğunuz proje daha fizibilite çalışmasını yapmadık ama tahmin ediyorum 70 ile 100 milyon lira arasında bir proje. Bu noktadan sonra dediğim gibi deprem özellikle bizi çok ateşledi. Yani herkeste bir tedirginlik yarattığı gibi bizlerde de. Hem de aynı zamanda az önce sizin de bahsettiğiniz gibi aslında Bandırma'ya girişte borsamızın çok güzel bir yapısı var. Bandırma'ya yakışan bir yapı. Biz de acaba onlar gibi bir yapı kazandırabilir miyiz şehre, değer katabilir miyiz? Hep bunun arayışındaydık. Böyle başladık. Seçim, araya seçim girdi. İkinci uzatmalar oldu. Biz bu arada tabii ki bütün aslında hem meclis üyelerini hem siyasi partilerimizin ilçe teşkilatlarını ziyaret etmek istedik ama seçimin uzaması biraz açıkçası orada bizi sıkıntıya soktu. Tapu işlemleri, devirler bittikten sonra, belediye geçtikten sonra biz 23.05 itibariyle dilekçemizi Bandırma Belediyesi'ne verdik. Burada aslında acele etmedik. Şöyle bir sıkıntımız vardı. Burada onaylandıktan sonra, yanlış söylemeyeyim, Mesut Bey veya değerli büyüklerimiz düzeltirler. Buradan sonra da zaten büyükşehire gidecek. Şimdi öncelikle burada siz benim bildiğim kadarıyla bugün komisyona sevk ediyorsunuz. Yani Bandırma Belediyesi daha henüz Bandırma Ticaret Odası'na bu yeri vermedi. Bir protokol yapılacak. Bu protokol çerçevesinde Bandırma Ticaret Odası ayak uydurabilecek mi? İkili istişareler, yani süreci doğru götürmek adına yaklaşık 1-2 aylık bir zaman var. Sanki oldu bittiye getirmişiz gibi bir hava estiriliyor. Öyle bir şey yok. Zaten bu kurumun saygınlığı yıllardır hep bu şekilde gelişti. Ben bu bağlamda sizlere, ilçe teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere zaman ayırdınız, bizleri dinlediniz. Elimden geldiğince, dilimden döndüğünce doğru bir şekilde ben bunu ifade etmeye çalıştım. Beni arayanı, davet edeni hiçbir şekilde karşılıksız bırakmadım. Herkesin telefonuna cevap verdim ve neyin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Evet. Buraya belki erken gelmiş olabilir bu şey ama daha komisyonlar sevk edilecek. Yani belki de bu süreç 6 ay sürecek, 5 ay sürecek. Onu da kestiremiyoruz. Bizim projemiz hazırlanacak. Biz tekrar sizlere sunacağız. Oradaki detaylandırmaları bakalım sizler beğenecek misiniz? Yani biz belediye ile ortak bir projede anlaşabilecek miyiz? Yani bu şekilde ilerliyor şu anda süreç. Evet, teşekkür ederim. Adem Bey, var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Tamam. Evet, ben konuyu anlatayım, bir de benim ağızdan dinleyin. Tabii şimdi deprem oldu gerçekten. Türkiye'nin büyük 11 tane ilini etkileyen binlerce insanın öldüğü bir ciddi bir olay. Afet. Tabii herkes ne oldu? Depremden sonra kendi binasıyla ilgili, kendi işte oturduğu evlerle ilgili çekinceler, kentsel dönüşüm, birçok konuda yerel yönetim olarak elimizden gelen bir şeyler yapmaya çalıştık. Bundan sonra da yapmaya da devam ediyoruz. Tabii Adem Bey böyle bir konuyla geldiğinde belediyeye, işte biz dedi, bizim aşağıdaki mevcut binamızda sıkıntı var. Bizim bir tane daha bina yapmamız gereken bir yere ihtiyacımız var dedi. Tabii hay hay dedim ben de. Neden? Çünkü gerçekten ticaret odası bir şehrin ben en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani ekonominin döndüğü, yani bugün baktığında 3000 tane üyesi olan ve bu 3000 tane üyenin içinde binlerce insanın da çalıştığı çok ciddi bir kurum. Olur dedim, bakın bir yer, belediyenin birçok yeri var ama dedim güzel bir yer olsun.
Yani ticaret odasına yakışan, Bandırma'ya yakışan bir yer olsun. Çünkü ticaret odaları, ticaret borsaları bir şehrin en güzel yerlerinde olması gereken, en büyük sivil toplum, en büyük katma değer sağlayan kurumlardan bir tanesinin toplanmış olduğu kurumlardan bir tanesidir. Bugün Ankara'ya gittiğiniz zaman top binalarını görüyorsunuz, ne yerde durduklarını. Bugün Bandırma'nın ticaret borsasının işlem hacmi belki 50 milyar TL civarında işlem hacmi olan çok büyük bir kurum. Bandırma'nın girişinde sağ tarafında silolarının olduğu, depolarının olduğu, orada idari binasının son teknolojik altyapısının olduğu bir yer. Dedim ki güzel bir yer bul. Yani yol boyunda olsun, güzel bir bina çıksın ortaya. Herkes de gelirken bu şehrin gerçekten ticaretinin, sanayisinin, nasıl Bandırma sanayi bölgesidir, Bandırma ondan sonra büyük bir şehirdir. Balıkesir ekonomisinin %47'si Bandırma'dan gider diye sürekli biz bunların marketingini yaparken, bugün geldiğin zaman ticaret odasının yeri içler acısı. Güzel bir yer bulun dedim. Tabii Harun arkadaşımızla beraber, Mesut arkadaşımız, haritacı arkadaşımız, Harun şehir plancısı. Baktılar yer bulamadık. Yer bulunmadı ilk baş. Tabii bunlar depremden sonra oluyor ama aradan böyle birer ay zaman geçmeyle oluyor. Daha sonra sanayinin hemen girişindeki bu yeri tapusuz alanı tespit ettiler. Burası belediye hizmet alanıymış ama tapusu yokmuş. Şimdi bu kamuya ait bir yer. Yani bu kamuya ait yerde yine kamuya ait birine devir yapabiliyorsun. Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre devir yapabiliyorsun. Ve bu deviri tek yetki imzalı da yapabiliyorsun. Yani biz bunu mesela onların bize yapmış olduğu dilekçeye istinaden, evet biz size burayı verebiliyoruz deyip de yapabilirdik. Bu aynı bizim etimadenle yapmış olduğumuz prosedürde ilerleyen bir şey. Daha sonra arkadaşlar yer tespitlerini yaptılar. İşte artık orada tapuyla ilgili haritasal manada işte ada parsel paftaları belirlendi. Ondan sonra da bir dilekçe yazdılar. O dilekçe de zaten yeni geldi. Bizim buradaki belediyede yapılması gereken şey bunu meclis gündemine alıp meclise sunmak. Yani burada şimdi hani birilerine rant veriliyor, birilerine işte peşkeş çekiliyor. Ya belediye hizmet alanı burası ya. Arkadaşlar soruyorum size, belediye hizmet alanı satın alır mısınız? Yani belediye hizmet alanı kim satın alabilir? Yasal olarak satamayız. Ya satamıyorsun da ama kim alır, idari tesis alanını alır mısınız? Kimse almaz. Ha ticaret olsa, bu sanayi olsa, ticaret olsa zaten emsal değerler belli. Ki bu şu anda gündeme geliyor. Biz bunu, böyle bir talep var. Biz gündeme aldık. Gündemden komisyonlara gidecek. Komisyonlardaki arkadaşlar inceleyecekler. Adem Beyler Ticaret Odası bir çalışma yapmış bu şekilde ama bu çalışma avam bir çalışma. Bunun daha ne metrajı belli, ne yapılacakları belli. Güzel Bandırma'ya yakışır bir, en azından 3 boyutlu dış görünüş olmuş ama yani ben inanıyorum ki bunun içini de en iyi şekilde dolduracaklardır. Ve buradaki meclisteki arkadaşlar karar verecek buna. Şimdi burada birazdan gündeme gelen konularla ilgili, tabii orada da konuşuruz. Gündeme gelen konularla ilgili olarak komisyonlara gidecek. Komisyondaki arkadaşlar inceleyecekler. Bunun bir imar komisyonu tarafı var, planlamayla ilgili. Hem de büyükşehire gidecek tarafı var. Bir yandan da bir protokol imzalanacak. Biz nasıl şeyle protokol imzaladık? Etibank'la protokol imzaladık. İnceleme araştırma protokolü görüştü, karar verdi. Şu şekilde devredilecek, bu şekilde devredilecek diye bir protokol hazırlandı. Biz o protokolü de aynı şekilde buraya göndereceğiz. Onlar bizden bir talep ettiler. Neyi talep ettiler? Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesine göre biz kamu kurum kuruluşuyuz, siz kamu kurum kuruluşunuz, bize şu 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 fiyatlarda bize burayı devredin. Kıymet takdir komisyonuna gidecek. Kıymet takdir komisyonu karar verecek. Onların dediği değil de kıymet takdir komisyonundaki arkadaşlar belki biz diyecekler, onlar 3 lira dedi, biz 5 lira istiyoruz diyecekler. Anladınız mı? Bu da başlangıç. Yani bu da her şey çok yeni başlıyor. Bu çok kolay böyle yapılabilecek bir şey değil ama Bandırma'ya yakışır şekilde olması gereken bir iş. Yani burada yoktan vaat edilen bir alan ve gerçekten ticaret odası Bandırma'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor ve gerçekten Bandırma'ya kalıcı güzel bir eser bırakılıp içindeki çok amaçlı salonlarıyla, tiyatro salonlarıyla, ondan sonra birçok yapacağı, aynı zamanda kamu, sonuçta biz buradan faydalanacağız. Yani şu anda bizim aşağıda 250 kişilik bir tiyatro salonumuz var. Belki orada onlar 500 kişilik yapmak isteyecek. Bizim imar komisyonundaki arkadaşlar diyecek ki 750 kişi yap, biz 750 kişilik istiyoruz diyecekler. Yani bunun temel amacı oldu bittiye geldi değil. Bu meclise gelmesinin temel amacı herkes fikrini beyan etsin. Herkes
istediğini söylesin, ortak bir protokol yapılsın, bütün buradaki siyasi partiler, bütün buradaki meclis üyelerinin bulunmuş olduğu komisyondaki arkadaşlar çalışmalarını yapsınlar, bunu imza altına alsınlar, ticaret odası da bu şekilde yapmayı taahhüt edip kabul ediyorsa bu iş yapılsın. Buradaki temel amaç ortak akıl. Oldu bitti değil. Bu iki aylık mevzusu var bunun. İşte yer bulmayla ilgili. Talep geldi. Talebi meclise taşıdık. Meclis bunu komisyonlarına gönderiyor. Komisyonlardan çıkan sonuca göre hareket edilecek. Bakın arkadaşlar. Dün, şimdi olaylar böyle olunca bir gazeteci arkadaş bu konu üzerine çok böyle yorumlar bilmeden yorumlar yapınca şeyi aradım. Ya şimdi ben biliyorum ama konuyu ben iyi biliyorum da Yücel Başkan'ı aradım. Yücel Yılmaz'ı aradım. Dün. Dün değil, evvelsi gün. Kenya'daydı. Ya dedim Yücel abi, başkanım. Ben dedim konuyu biliyorum ama bir de dedim senden tam teyit edeyim dedim. Avlu var biliyorsunuz şeyde, kültür merkezlerinin yapıldığı, ondan sonra yürüyüş yollarının işte oradaki mesire alanlarının yapıldığı, geçmiş dönemde Edip Uğur döneminde başlayan, Yücel Başkan'ın tamamladığı orada bir kültür merkezi, orada bir yer var. O yerin içinde bir ticaret odası var. Bir ticaret odası binası var. Bakın bir ticaret odası binası var. Biz pandemi döneminde 100 tane meclis üyesi, bakın 100 tane meclis üyesi 3 farklı odada grup toplantılarımızı yaptık. Modern, şehre gerçekten hizmet eden. Anladın mı? Pandemi döneminde biz grup toplantılarımızı orada yaptık. Ondan sonra meclis toplantılarımızı orada yaptık. 100 tane meclis üyesi. Bunu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yapıp ticaret odasına teslim etti. Dedim abi, bunu dedim siz yaptınız diye hatırlıyorum. Doğru mu? Evet dedi, biz yaptık dedi. Bütün dedim binasının, bütün dedim her şeyini siz mi yaptınız? Yani bütün işte betonlu, demiri, aksamını, şunu hepsini dedi biz yaptık. Ticaret odasına teslim ettik. Bir tek iç tefrişatını, tahsisini yaptık, kiralamasını yaptık, kirasını aldık. İç tefrişatını sadece ticaret odası yaptı dedi. Bakın Büyükşehir Belediyesi ticaret odasına bina yapıyor. Biz bugün ticaret odasına bir yer vereceğiz, parası karşılığı, belki kıymet takdir komisyonundan parası karşılığı, ondan sonra işte yapılacak olan protokolde birçok şeyler konup yapılacak, verilecek. Biz burada diyoruz ki rant kokuyor, biz burası diyoruz ki peşkeş. Var mı böyle bir şey ya? Kamu kamuya neyi peşkeş çekiyor kardeşim? Kamu kamuya neyi peşkeş çekiyor? Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl? Peşkeş dediğin şey, rant dediğin şey para getiren bir şeydir. Kamudan kamuya nasıl rant gelecek? Bana biri bunu izah etsin. Biri komple bina yapıp teslim ediyor. Birileri biz sadece yeri veriyoruz, parasını veriyoruz ama bunun adına da bir takım şeyciler, gazeteciler kendi aralarında bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar, algı yaratmaya çalışıyorlar. Ben bu algılara pabuç bırakmam kimseye, ben size söyleyeyim yani. Burada kamu yararı var, Bandırma'ya kazandırılacak güzel bir hizmet var. Bu meclis kazandıracak onu. Bakın buradaki meclis üyeleri kazandıracak, herkes oturacak, hesaplayacak, kitaplayacak. Kamunun menfaati, vatandaşın menfaati, ondan sonra ticaret odasının menfaati. Hep beraber oturacağız, ortak akıllı hareket edeceğiz. Bu yol olacak ya da artık ticaret odasının tabii kendi şeyine de bakar bu, bütçesine de bakar, kendi yapabileceği şeyine de bakar, durumuna da bakar. Vereceğiz. Ama hep beraber yapacağız. Ortak akıllı yapacağız arkadaşlar. Zaten komisyonlara gidecek ama daha tabii gündem maddemiz var. İhale yok bunda. Denep Hanımcığım, ihale yok. Burada devir var. Kamulaştırmadan kaynak. Kamulaştırma 30. kanundan kamu kamuya devrediyor. Burada bir ihale yok. Ben bunu başkasına veremem. Yani ben bunu bir örnek veriyorum. Bir zaten idari tesis alanını kimseye veremezsin, satamazsın. O ayrı mesele ama ben bunu başkasına da devremedim. Örnek olanı esnaf odalarına devredebilirim. Ha, esnaf odaları ile ilgili de Yücel Başkan mesela şeyde yer veriyor. Onlara bir Avlu Kültür Merkezi'nin orada o da verecek. Yani biz bu kurumlara sahip çıkacağız. Bu kurumlar bizim göz bebeği kurumlarımız. Binlerce insanın bağlı bulunduğu bir kuruluş bunlar yani. Binlerce çalışanın bağlı bulunduğu kuruluşların başları bunlar. Bunlara bir sahip çıkacağız. Evet arkadaşlar, ben var mı başka ben cevaplayabileceğim başka bir şey? Yani bunların hep beraber karar vereceğiz. Yani
Komisyonlarımız karar verecek, protokolleri komisyonlar hazırlayacak. Ondan sonra ama ticaret odasıyla beraber oturacağız, konuşacağız, tartışacağız. Oldu bitti yok, oldu bitti olduğu zaman birçok sıkıntı çıkıyor. Biliyorum çünkü oldu bittili işlerde yok kirası düşük oldu, yok veriyorsun sen orayı kullanamıyorsun. Var çünkü öyle şeylerde, anladın mı? Kapısından geçemiyor vatandaş, kapısından giremiyor. Çocuklarımız kullanamıyor. Oldu bitti değil, herkes oturacak. Özel günler, işte ayın bilmem kaç günü, ondan sonra yapacağımız toplantılar, işte söyleşiler, paneller, işte ne bileyim varsa kafeteryası, kafeteryasından faydalanması. Sanayi gelişiyor. Bakın şimdi orada sanayi var, küçük sanayimiz var. Karşıya şimdi bizim yine bu meclis kararı aldık. Biz oradaki hazine arazisine, hazine arazisine, mera arazisine sanayi yapılmasıyla yine ilgili bu meclis kararı aldık. Bakalım bakanlıktan geldikten sonraki süreçte çok ciddi bir sanayi yapılacak oraya. 600 taneye yakın büyük şeyler yapılacak. Sanayi sitesi geliyor oraya. Hemen şeyin elektrik kültür merkezinin arka tarafına. Yani şimdi... Orada ciddi bir cazibe alanı şey yapıyor, oluşuyor. Evet arkadaşlar, buyur Müjdat'cığım. Sayın Başkanım, değerli Özgür'ün, herkese iyi akşamlar. Tekrar Hüseyin abi için herkese başsağlığı diliyorum. Allah kabrinde dinlendirsin. Başkanım, şimdi biz İYİ Parti olarak bu konuyu gerek... Başkanımız geldi bize teferruatıyla anlattı. Biz de bir değerlendirdik işin açıkçası ama bugünkü söylemlerle tekrar bir değerlendirmek de gerekiyor. Şimdi işin çabuk olması ya da gecikmiş olmasından ziyade Bandırma sosyo-kültürel yapısıyla küçük İstanbul, insanların yaşam tarzıyla tercih ettiği bir yer. Tabii binalarının da güzel olması lazım. İşte biraz önce kısmen değindiğiniz sanayimiz, küçük sanayimizin orası geçerken bakıyorsunuz çöplük gibi. Aynen, aynen. Yani insan utanıyor. Çöpler, naylon poşetler uçmuş gitmiş, etiborun duvarlarına, tellerine yapışmış. Gelen misafirlerimiz diyor ki ya bu nasıl bir giriş? Çıkışımız berbat. Erdek tarafında tırcılar, özür dileyerek söylüyorum, atıklarını poşetlere koyup, bidonlara koyup atıyorlar. Metin Başkanım defalarca temizletti. Evet. Tabii sosyal kültürel olarak bu tür binalar yapıldığı zaman bir baskı unsuru oluyor. İnsanlar kendine de çeki düzen veriyor. Bu binanın oraya yakışacağına eminiz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Biz İYİ Parti olarak Bandırma'nın önünde açabilecek, ufacık bir ışık olabilecek her şeyi destekliyoruz. Yakışan neyse, halkın yararına olan neyse biz altına imza atarız. Aynen. Fakat şöyle sıkıntılarımız var, düşüncelerimiz var. Ticaret odası başkanıma ben ayrıca şahsen de çok teşekkür ettim bize ziyaret ettiğinde. Şunu söyleyeyim, bir kamu kurumu niteliğiyle burayı bizden istiyor. Fakat bir sürü kamu kurumu niteliğinde yine kuruluş var. Şimdi bunlar da arkadan gelip işte ticaret odasına 6 dönüm yer verdin, şurada da bir yer bulduk, 10 dönüm bana ver. 5 dönüm bana ver. İşte benim kooperatifim de kamu, ben de hizmet veriyorum dediğinde biz belli bir araziyi bu şekilde devirle vereceğiz. Şimdi ziraat odası geldiğinde ona hayır diyebileceğiz mi? Ya da başka bir kamu kurumu geldiğinde hayır dur bir dakika sana veremeyiz dediğimizde sıkıntı yaşamayacak mıyız? Artı yapılan bu işlem neticesinde şimdi bize gelen evraklarda yere bir de bedel biçilmiş. Bedeli çarptığımızda 2 milyon küsür bir rakam yapıyor. Şu anda Bandırma'da bir tane daire fiyatı onun çok üstünde. Ben şunu söylüyorum İYİ Parti meclis üyesi olarak ve grup arkadaşlarım adına. Bu komisyona sevk edileceğini burada biraz önce öğrendik. Komisyondaki arkadaşlarımız yerin güncel bedeli neyse takdir ederler. Yetki yine bize mi gelir yoksa encümene mi gider satılır? Buraya geliyor. Yani bize gelir. Buraya geliyor. Şimdi yerin takdiri yapılır. Yer atıyorum 100 milyona çıkacak bir projedir. Ama 130 milyona çıkar. 30 milyonu da belediyemizin satış bedelidir. Belediyemiz de alır o parayı. Nasıl EYT'li arkadaşlara kredi bulmak zorundaysak borçlarımızı ödemek için orada kullanırız. Kamudan kamuya mal geçişini okey diyoruz. Fakat kamudan kamuya mal geçerken bir kamu kuruluşunun artı değeri çok yükselirken diğer kamu kuruluşunun da zarar etmemesi lazım. En azından hesap verilebilirliği olması lazım.
Yani biz o attığımız imzalardan dolayı biz sorumlu olacağız. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra yeni gelen bir arkadaş bununla ilgili dava konusu yaptığında biz de mahkemeye çıkacağız. Bununla ilgili sıkıntı nasıl çözülecek? Onu da açıklarsanız çok sevinirim. Müjdat'cığım, şimdi burada şöyle bir şey var. Senin bu sıkıntıya çıkman için bir zararın, kamu zararının doğması lazım. Ama şu anda kamuyla, iki kamu bir arada iş yaptığı için orada bir zarar söz konusu değil. Anladınız mı? Efendim? Bila bedel de verilebiliyor. Şimdi mesela üniversitede bizden bir yer istiyor. Kendi arkasında bir yer var. Ondan sonra önümüzdeki günlerde 3 dönümü, 5 dönümü onlar da mesela bila bedel istiyorlar bu kamulaştırmaya göre. Ama tabii bila bedel olmaz dedik. Ona göre yine aynı bu şekilde gelecek. Kıymet takdire gidecek vesaire. Yani kamu zararı doğması lazım. Bir kamu zararı, kamudan kamuya kamu zararı yok zaten. Senin o işten sorumlu olabilmen için. Şimdi buradaki temel nokta burası belediye hizmeti. Resmi alan burası. Yani bunlar da zaten başka tarafta, burası bir ticaret olsa zaten bu şekilde olmaz. Bir ticaret olsa ihaleye çıkarsın. Şimdi burası resmi alan. Resmi alanı kim alır abi? Resmi alanı yine resmi alan veyahut da resmiyette olan bir kamu kurum kuruluşu. Okula verirsin. Ne bileyim işte hazineye verirsin. Ne bileyim üniversiteye verirsin. Ne bileyim işte ticaret odasına, ticaret borsasına verirsin. Esnaf odalarına verirsin. Onlar da kanunda senin biraz önce saymış olduğun şeyler hangi derneklerin kamu statüsünde, hangi şeylerin kamu statüsünde olduğu zaten kanunda belli. Esnaf odaları. Ondan sonra işte efendim? Meslek odaları, esnaf odaları, ticaret odaları, ticaret borsaları. Bir de devletin bazı vakıflara bazı şeyleri belirlemiş olduğu, çıkartmış olduğu kararnameler. Örnek vereyim, bir bansiyat bunu isteyemez. Bir bansiyat, çünkü bansiyat kamu şeyinin içinde olan bir dernek değil. Veyahut da başka bir dernek varsa söylesenize. Ne bileyim, onlar isteyemezler. Onlar da istiyorlar bizden. Ne yapıyoruz onlara da? İşte eski belediye binamızda yer varsa 100 liradan 50 liradan onları veriyoruz. Veyahut da başka bir yerlerimiz varsa en uygun fiyatlardan onlara da veriyoruz yani. Ama şeyler de isteyebilir. Yani bir esnaf odası ister, bir ziraat odası ister, bir şey. Aynı prosedür. Yer bulurlarsa buyursunlar, gelsinler. Gerçekten kamu yararı olacaksa, işte bizim istediklerimizi meclisin işte istediklerini gerçekleştirdikten sonra verilir abi. Çünkü bunlar şehrin dinamikleri, önemli kurumlar, önemli kuruluşlar yani. Evet, teşekkür ediyorum. Var mı başka? Buyurun Yalçın Bey. Sayın Başkanım, ben de kayıtlara geçmesi için birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ticaret odasının projesini gördük. Bundan sonraki gündemde gelecek 3 tane konu var. Yani istekleri. Biri imar değişikliği, bir diğeri bedel takdiri, bir tespiti, bir diğeri de protokol. İmar değişikliğine ilgili şöyle belediye hizmet alanından idari alana geçecek. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. En azından bizim dönemimizde. Bundan sonraki bir takım kaygılar neden olacaksa bundan sonraki belediye meclis üyelerini burayı ticarete çevirmeyecekler. Çevirmemeleri gerekiyor. O onların şeyidir. Ki yasal olarak da böyle bir şey yapılması mümkün değil. Dolayısıyla burada bir rant konusu söz konusu değil. İkincisi bedel takdiri. Bedel takdirini ben sona saklayıp protokol üzerine durmak istiyorum. Ben burayı bir arsa satışı olarak görmüyorum. Bizim Bandırma'ya yapamadığımız, gerçekleştiremediğimiz bir alanın hayata geçirilmesi projesi olarak bakıyorum. Bu nedir? Bandırma'da bugün biraz önce siz bahsettiniz. Balıkesir'deki gerçekten hayran olduk. Biz 100 tane meclis üyesi ikişer üçer aralı oturduk. Arka koltuklar tamamen boş kaldı. Koskocaman bir toplantı sonu. Bandırma'da böyle bir mekan yok. En büyük olan sinema salonunun 200 kişilik, 200 kişilik bir salonu tiyatro getiremezsiniz. Konser getiremezsiniz. Ki ben şunu isterim, İstanbul'un bu kadar yakınındayız. Erdek'ten dolayı otel kapasitemiz çok fazla. Bandırma'da niye kongre turizmi olmasın? Niye sempozyum olmasın? Fuarlara niye burada biz ev sahipliği yapmayalım? Ama böyle bir alanımız maalesef yok. Onun için ben birinci ki şu anki gelen proje sadece bir eskiz proje, alan proje. Tabii ki bir projeyi yapmadan önce bir projenin yeri olması lazım. İşte yoktan bir yer yaratılmış, arkadaşlarımız Harun Erdoğan, Mesut Erdoğan bu konuda emek vermişler. Bu proje, onun üzerine bir proje, bu proje bundan sonraki yapılacak konu imar komisyonundaki gelecek 5000'lik kararı falan bunlar da çok yani çok önemli şeyler değil. Ama esas bizim bu alan projesindeki
Bandırma Belediyesi'nin de kullanımı olacağı, kullanımların nasıl zamana yayılacağı ve bunun hangi büyüklükte olacağı. Bizim bunlarla ilgilenmemiz lazım. Yani ben projede şu an başladı olarak görüyorum açıkçası. Bundan önceki dedikodu bir kenara bırakalım. Burası bundan sonra biz Bandırma'ya bu binayı nasıl kazandırabiliriz? Kent hayatı, Bandırma Ticaret Odası, gene Bandırmalı kuruluşların oluşturduğu yönetiminin başkanını Bandırma'da. Bandırma Belediyesi keza gene bize Bandırmalıların bir yeridir. İkisi birbirine rakip değildir, karşıt değildir, birbirinin tamamlayıcıdır. Ben iki gücün birleşerek bir eser yaratacağını düşünüyorum. Bu projeye ben böyle bakmak istiyorum. Ve imar komisyonundaki ve şeydeki gene biraz sonra protokolde araştırma komisyonundaki çekerek oradaki hukukçu arkadaşlarımızın, meclis üyesi arkadaşlarımızın Bandırma Belediyesi'nin haklarını savunan bir proje olursa ben yer olarak ve ilk görünüş olarak da güzel bir projeyi hayata geçirmek kısmet olur bu mecliste diye temenni ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Başka söz talebi var mı arkadaşlar? Buyurun Levent Bey. Ben de bir şeyler söylemeden duramayacağım başkanım. Öyle. Onu kapatmışlar. Sabotaj var abi. Şimdi değerli başkanım, değerli meclis üyelerimiz. Yani yetersiz bilgi ne kadar yanlış yerlere götürüyor toplumu. Şimdi Bandırma Ticaret Odası 1926 yılında kurulmuş. 2981 üyeye sahip. Hep övündüğümüz Balıkesir'de toplanan vergi gelirinin tek başına Bandırma'nın topladığını, yani %40'ının Bandırma'nın topladığını gururla söylediğimiz bir camianın temsilcinin belediyeden yer istemiş. Üstelik aldığı yere de yaklaşık 100 milyon lira gibi Bandırma'nın kanayan yarısı bir tiyatro merkezi olmayan bir tiyatro merkezini içine koyacağını taahhüt ediyor. Biz burada rant arıyoruz, biz burada şaibe arıyoruz, biz burada suçlayacak birilerini arıyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz, ticaret odasının içinde bulunduğu bir operasyonda şaibe kimse bulamaz. Araması da yanlış. Bu gelişen olayda sadece ticaret odası başkanına ve yönetim kuruluna bu meclisin teşekkür etmesi lazım. Bandırma kamuoyunun teşekkür etmesi lazım ki 100 milyonluk bir projeye altına giriyorlar. Şimdi ben İYİ Parti grubundaki arkadaşlarıma da şey yapıyorum. Yani 507 sayılı yasa ile kurulmuş kamu hizmeti gören kuruluşların birbirlerine araziyi devretmelerinin arkasında bir şaibe de çıkmaz, bir usulsüzlük de çıkmaz. Yok yok. Sonradan şey yok. O zaman problem yok. Bu yerin dışında Ziraat Odası gibi aynı yasaya göre kurulmuş yerlerin, kuruluşların yer talepleri varsa biz onları da karşılamaya hazırız. Bu arazi, bu memleketin kuruluşları da bu gibi kuruluşlar. Dolayısıyla bu ve buna benzer talepleri karşılamaya Bandırma Belediyesi her zaman hazırdır ve isteklidir. Hiçbir problemimiz olmadığını düşünüyorum. Ben bu projeyi hazırlayan başkana da, yönetim kurulu üyelerine de, Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür ediyorum. Evet, tabii buyur. Mikrofon verelim. Biraz önce söylediklerim kayda geçti mi bilmiyorum. Geçti, mikrofonu geçti, o yüzden geçiyor. Alıyorum. Biz şaibe diye bir şey söylemedik, kabul etmiyoruz. Lütfen cümleleri doğru seçelim. İyi Parti sakıncasını söylemiştir. Bizim sakıncamız kamuya uygun olan kanuna uygun olsun cümlesidir. Bandırma her şeyin iyisini hak ediyor. Ticaret adamları hepsi birbirinden değerlidir. Hepsi bir birlik kurmuş Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde. Biz de zaman zaman onlarla beraber çalıştık, emirlerinde çalıştık. Ticaret odası istihdam yaratır, ülkeyi geliştirir, vatandaşına hizmet eder. Belki de devletin yapacağı işin bin bir türlü fazlasını yaparak yapan önemli kurumların başındadır. Bandırma Ticaret Odası da bizim için değerlidir. Yalnız bizim sakıncamızı söyledik. Bu iş yapılıyorsa kanuna uygun yapılsın, kanuna uygun yapılan her şey İYİ Parti tarafından onaylanır. Şaibe diye bir kelimeyi ağzımıza almadık. Lütfen kayıtlara geçsin. Teşekkür ederim Müdatçım. Sağ ol, sağ ol. Yanlış anlaşılma oldu orada herhalde. Şimdi teşekkür ediyorum herkese katkılarından dolayı, emeklerinden dolayı. Ticaret Odası Yönetimine, Başkanına da teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Projeler olacak, komisyonlar kurulacak, oradaki işte raporlamalar olacak. Artık bu meclis gündemine geçtikten sonra onlara da geçecek de ondan önce bir şey daha söyleyeyim. Tabii özellikle Paşabayır'ı ilgilendiren, dün akşam saat kaç civarı?
10.30 değil, 10.30'dan önce başladı o. Tabii eve gidip üstümü değiştirdim, program için dışarı çıkacağım. Ben de Paşabayır'da oturuyorum. Çok ciddi şekilde bir angus kokusu. Çok ciddi şekilde rahatsız edici, artık insanların genzini yakacak noktaya gelmiş bir koku. Tabii liman başkanlığıyla görüştüm hemen. Değerli liman başkanımızla oturduk. Saat işte 7.30-8 gibi. Saat işte 10'a kadar falan da beraberdik. Dedim abi bu şekilde yani gerçekten şu anda bütün Bandırma koku altında. Yani buna bir formül bulunması lazım. Yani bu niye buraya geliyor? İşte tabii sonuçta bu bölge hayvanı satın aldığı zaman en yakın liman bu bölge olduğundan dolayı buraya hayvanlar geliyor. Tabii bunun indirmesinin, koordinasyonun çok hızlı olması gerekiyor. Hakim rüzgar çünkü Poyraz olduğu için bizim bütün Paşabayır bölgesi evlerin içinde dahi durulacak nokta ve aydınlandan çok ciddi bir sinek de getiriyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Tabii şöyle bir şeye, şöyle bir liman başkanlığından şöyle bir söz aldım. Şimdi bunların bir de gümrük işlemleri oluyor. Şimdi gemi geliyor. Ama bir de gümrük işlemleri oluyor. Belki bu gümrük işlemleri bir gün sürüyor, belki iki gün sürüyor, belki yarım gün sürüyor, tam bilmiyorum ama. Şimdi bu süre zarfında gemi limanda duruyor. Şimdi gemi limanda duruyor. Dedim abi en azından bunu dedim, bir formül bulalım başkanım. Yani bu gemi, birileri yapsın bu işleri de gemi burada durmasın. Yani gemi açıkta dursun. Ondan sonra en azından liman başkanıyla, şu anda arkadaşlar 60 bine yakın daha gelecekmiş bizim limanımız üzerinden. Yıl sonuna kadar 60 bine yakın gelecek. Ama gümrük işlemlerinin yapılmasıyla ilgili açıkta bırakacaklar gemiyi. Gümrük işlemleri bittikten sonra şeyi de çok iyi şekilde koordine edin. Çünkü tır parkında da problem yaşadım aşkın. Akşam zabıta arkadaşları gönderdik. Emniyet müdürü de geldi sonra yanımıza. Emniyet müdürüyle beraber zabıta arkadaşları da gönderdik. Yukarıdaki tır parkında hayvanları şey yapıyorlarmış, alıyorlar daha sonra başka bir araca gönderirken tabii bir pislikler vesaire, onları da yine o bizim Ay Yıldız Mahallesi'nde boşaltıyorlarmış. Onlarla ilgili de işlemleri başlattık. Konunun takipçisiyiz. Ne kadar az limanda durdurtturabilirsek, yani oradaki o lojistik manada ne kadar işi toparlayabilirsek o kadar çabuk en azından bu tahliye işlemlerinden de kurtulmuş olacağız. Gümrük işlemleri bittikten sonra limana gelecek, hemen boşaltılacak, çıkacak. Yani o aradaki bir günlük, iki günlük limanda durma gibi bir şey söz konusu olmayacak en azından hayvanların. O bir nebze olsun. Açıkta bırakacaklar, daha açıkta bırakacaklar. Adalar tarafı dedi galiba o şey tarafında. Ondan sonra o şekilde en azından bir çözüm üretebildik. Ama bu liman bu şekilde geçmişte kullanıldı. Bu önümüzdeki günlerde de kullanılacak gibi duruyor yani. Biz de takipçisi olacağız. İlgili şeyle ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile beraber Bandırmalı hemşehrilerimizin bu kokuyu atlatması, yaşamaması için elimizden ne gerekiyorsa, siz değerli arkadaşlardan, meclis üyesi arkadaşlardan da, özellikle iktidar partisi meclis üyesi arkadaşlarımızdan da bu konuya siz de bir taraftan şey yapabilirseniz, eğilebilirseniz çok memnun oluruz diyorum. Teşekkürler sunuyorum. Tabii Haziran ayı meclisimiz var. Şöyle bakalım. 7-8-9-10. Sizlere gelen gündemimiz 6 arkadaşlar. Fakat bize gelen mazeretlerle beraber 10 tane gündem maddemiz oluyor. Evet arkadaşlar, ben 10 adet gündem maddesiyle Haziran ayı meclisimizi açmanızı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Gündemin birinci maddesini okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin ikinci maddesini okutuyorum. 17 Eylül Mahallesi 1246 adada imar planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. İlçemiz 17 Eylül Mahallesi 1246 adada 31 ve 42 parsellerde mahkeme kararı doğrultusunda resmi kurum alanı ve park alanı amaçlı teklif niteliğindeki 1/5000 ölçekli Bandırma Revizyonu İmar Planı Plan Değişikliği teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21/3/2023 tarih ve 242 sayılı kararı ile onanmıştır. Onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin yapılması gerekmektedir. Söz konusu plan değişikliği incelenerek 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8B maddesine istinaden belediyemiz meclisinde karara bağlanmasını arz ederim. Evet, konuyla ilgili buyurun Merve Hanım.
Sayın Başkanım, konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu'na havalesini talep ediyoruz. Evet, gündemin ikinci maddesini İmar Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin üçüncü maddesine geçiyorum. Edincik Mahallesi 434 adada imar planı değişikliği yapılması hakkındaki komisyon raporu ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. Konu incelenmek üzere Belediye Meclisi'nin 6/4/2023 tarih ve 41 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilmiş olup, komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda bahse konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin hali hazır duruma, kadastral duruma ve mülkiyet durumuna göre hazırlandığı, onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre teklif edildiği, ayrıca mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 24 ve 26. maddelerine de aykırılık taşımadığı tespit edildiğinden sanayi amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Konunun incelenerek 3194 sayılı imar kanununa istinaden belediyemiz meclisinde karara bağlanmasını arz ederim. Evet, konuyla ilgili sözde buyurun Merve Hanım. Sayın Başkanım, zaten gündem imar komisyonumuzca değerlendirilmiş ve rapordan da anlaşıldığı üzere uygun bulunmuş. Biz de raporun aynen meclisimizce kabulünü talep ediyoruz. Evet arkadaşlar, konuyla ilgili söz talebi var mı? Olmadığına gündemin üçüncü maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dördüncü maddesini okutuyorum. 600 Evler Mahallesi 2491 Ada 2 No'lu parselde imar planı değişikliği yapılması talebi hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı. Bandırma Ticaret Odası'nın 23/5/2023 tarih ve 493 sayılı yazısı ile ilçemiz 600 Evler Mahallesi 2491 Ada 2 parselde belediye hizmet alanı tanımlı alanın idari hizmet alanı emsal 1 en çok 20-50 tanımlı olarak değiştirilmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teklif edilmesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin Bandırma Belediyesi'nce kabul edilerek sırasıyla onaylanmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talebini incelenerek 3194 sayılı imar kanunu uyarınca belediyemiz meclisince karara bağlanmasını arz ederim. Evet, bir şey okuyacak mısın? Bir sonraki maddede. Tamam, bir sonrakini de oku. Evet, buyurun Merve Hanım. Sayın Başkanım, ben de birkaç söz söyleyeceğim ama diğer gündem maddesinde söyleyeyim. Bu çünkü tamamen teknik bir konu. Yine belediyemize ait zaten malum yerimiz. Belediye hizmet alanından idari tesis alanına dönüştürülmesi konusunda bir plan değişikliği teklifi var. İmar komisyonumuzca değerlendirilmesi gerekiyor. Tamam. Biz gündem maddesinin komisyona sevkini talep ediyoruz. Evet, başka söz talebi yoksa imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, etmiyor musunuz? Efendim? Bunun kararı aldık, red verecektik. Hı hı. Ya zaten komisyonu sevk ediliyor şu anda. Komisyona sevk ediliyor. Evet, oy birliğiyle komisyona sevkine karar verilmiştir. Gündemin 5. maddesini okutuyorum. Bandırma Ticaret Odası Başkanlığı'nın 600 Evler Mahallesi 2491 adada 2 No'lu parselin devir talebi hakkındaki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısı. Bandırma Ticaret Odası ekte sureti sunulan ilgi ağ dilekçesi ile özetle mevcut hizmet binalarının kent içinde kalması, hizmet kalitesinin mevcut yapı dahilinde artırılmasının kısıtlı olmasından dolayı kentimize yakışır bir hizmet binası yapılması hususunda çalışmalara başlandığını bahisle ilgi B kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmaları nedeniyle mülkiyeti Bandırma Belediyesi'ne ait Bandırma 600 Evler Mahallesi 2491 Ada 2 parselde kayıtlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı 5955.66 metrekarelik taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanununun kamu kurumları arasında taşınmaz devrine ilişkin hükümlerini belirleyen 30. maddesi gereğince protokol dahilinde anlaşarak bedel karşılığında odalarına devrini talep etmiştir. Bilahare devir sonrası hedeflenen kullanım amacı doğrultusunda da 1/1000 ölçekli Bandırma uygulama imar planında belediye hizmet alanını planlı lejantının idari hizmet alanı lejantı olarak plan değişikliği yapılması hususunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teklif edilmesi talep edilmektedir.
Talebin belediye meclisince değerlendirilerek anılan taşınmaz protokol kapsamında devir talebinin uygun olup olmadığı hususunda karar alınması, talebin uygun görülmesi durumunda bedel belirlenmesi ve taşınmazın protokol dahilinde Bandırma Ticaret Odası'na devri hususunda yetkili kişi organ belirlenmesi hususlarında karar alınmasını arz ederim. Bir de talep meclisini de okusana. Bu önemli bir yazı. Bunu da herkes can kulağıyla dinlerse. Tamam başkanım. Bandırma Belediye Başkanlığı'na 1926 yılında kurulan Bandırma Ticaret Odası olarak Bandırma bölgesinde bulunduğu bölgenin sosyoekonomik sorunları ile ilgilenmek ve bu sorunların çözümü için en yüksek katkıyı sağlamak, üyelerinin ve Bandırma'nın ticari alanda gelişmesine öncülük etmek amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bu kapsamda odamız hizmetlerinin daha iyi bir şekilde verebilmesi için kullanılan mevcut hizmet binasının yenilenmesine, mevcut yapının kent içinde kalması ve hizmet kalitesinin mevcut yapı dahilinde artırılmasının kısıtlı olması nedeniyle bölgemize ve kentimize yakışır bir hizmet binası yapılması hususunda odamız tarafından çalışmalar başlatılmıştır. Bilindiği üzere 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 4. maddesi gereğince ülkemizde ticaret ve sanayi odaları tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olup aynı kanunda tanımlanan görevlerini yapmaya devam etmektedir. Bu noktada mevcut hizmet kalitesini artırmaya yönelik yeni yapılması düşünülen hizmet binası için Bandırma Belediyesi mülkiyetinde yer alan Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, 600 Evler Mahallesi, 2491 ada 2 parsel noda kayıtlı arsa vasfındaki toplam 5955.66 metrekarelik arazinin ticaret odası hizmet binası yapılmak üzere uygun bir alan olarak müteala edilmiş olup bahsi geçen parselin tapu devrinin yapılabilmesi için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi dahilinde madde 30 kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzel kişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz. Taşınmaz mala, kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare 8. madde uyarınca bedeli tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Bu suretle devir alınan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare 23. madde uyarınca taşınmaz malı geri alabilir. Şunu bir daha, şu kısım çok önemli arkadaşlar. Yani hani bu hani birçok spekülasyon var ya, şu kısmı bir daha okur musun? Son fıkrayı okuyorum değil mi? Bu suretle devir alınan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare 23. madde uyarınca taşınmaz malı geri alabilir. Yani biz şimdi mesela burayı devrettik. Burası başka bir ticaret odasının hizmet alanının dışında başka bir amaçla ticaretti vesaire şununla bununla hiçbir şekilde kullanılmaz. Kullanılsa biz bu alanı tekrardan geri alabiliyoruz. Demek kanunda kaçıncı madde 30 değil mi? 30. madde. Aksi takdirde devreden idare 23. madde uyarınca taşınmaz malı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir denilmekte olup söz konusu taşınmazın 2942 sayılı kanunun 30. maddesi gereğince ilgili kurullar ile belirlenecek bedel dahilinde Bandırma Ticaret Odası'na devri için gerekli kararın alınmasına. 2. Mevcut 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli imar planında belediye hizmet alanı olarak planlı taşınmazın bahsi geçen imar planlarında idari hizmet alanı lejantı ile emsal 1, Y en çok 20-50 olacak şekilde mevcut manya planına da uygun plan değişikliğinin idaremizce hazırlatılmış ve ekte sunulmuş olup 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teklif edilmesi, 1/1000 ölçekli uygulama
İmar planı teklifinin ise Bandırma Belediye Meclisi'nce kabul edilerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile birlikte sırası ile onaylanmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmesi hususunda belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasına, yukarıda bahsi geçen iş ve işlemlerin Bandırma Belediyesi adına yapılması ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 30. maddesi gereğince Bandırma Ticaret Odası ile protokol yapılması hususlarında protokol yetkisinin belirlenerek tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir. Yukarıda açıklanan nedenler dahilinde Balıkesir ili Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi 2491 adı 2 parsel noda kayıtlı arsa vasfındaki toplam 5955.66 metrekarelik arazinin ticaret odası hizmet binası yapılmak üzere Bandırma Ticaret Odası'na devri, bahsi geçen taşınmazın hizmet binası yapımına uygun hale getirilmesine yönelik imar plan değişikliği dosyasının onaylanması ve işlemlerin yürütülmesi ve ekte sunulan protokol ve fiyat tespitinin onaylanmasına yönelik protokol yetkilisinin belirlenmesi işlemlerinin ivedilikleri yapılması hususunda gereğinin arz ederiz. Adem Yılmaz, Yönetim Kurulu. Evet, başkan. Teşekkür ederim. Gayet açıklayıcı yapmışlar da. Evet, konuyla ilgili söz talebi var mı? Buyurun Merve Hanım. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyelerimiz. Mesut Bey detaylıca olan talep yazısını okudu. Şimdi öncesinde de zaten son derece açıklayıcı açıklamaların yapıldığını düşünüyorum. Ancak elbette ki birkaç kelime ben de eklemek istiyorum. Her türlü spekülasyondan uzak, aslında hiçbir şeyin oldu bittiği gelmedi, altı alanında Üsküdar'ı geçmediği bir noktadayız. Biz bu meclisteki kararlarla şu anda bir konuyu, bir talebi incelemeye başlıyoruz. İlk konu aslında talepten de bağımsız belediyemizin kendi arazisinde bir imar plan değişikliği. Yani bunun devirle de aslında bir alakası yok. Biz bunu her zaman yapabiliriz. Bu bizim yerimiz. Şimdi geliyoruz ticaret odasının yer talebiyle ilgili mevzuya. Burada iki konu var. Şimdi 5174 sayılı kanuna göre kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan ticaret odası, bu kanundaki 11. ve 80. maddeye dayanarak kamulaştırma yetkisini kullanarak Bandırma Belediyesi olan kamu kurumundan bir bedel karşılığı bir yer talep ediyor, devir talep ediyor. Şimdi biz bunu meclis olarak ne yapacağız? Öncelikle bir bedel belirlenmesi gerekiyor. Tabii ki 30. maddede de Mesut Bey'in okuduğu üzere bu talepte bulunurken mutlaka bir bedel teklifi yapmak durumundalar. Ve bunu da belediye emlak sitesinden çıkarttıkları nedir? Raiç bedel, minimum raiç bedel üzerinden yapmışlar. Ona göre bir maliyet belirlemişlerdir diye düşünüyorum, bilemiyorum ama bizi bağlayan belediyemizin kıymet takdir komisyonu. Biz biliyorsunuz bu mecliste ve bu belediye hizmetlerine 4 yılı geçtik. Her bir satış, kiralama ve devirleri hep kıymet takdir komisyonumuzun belirlemiş olduğu bedeller nazara alınarak yaptık. O nedenle açıkçası hiçbir zaman hukuksuz ve hukuka aykırı bir işlem olmadı. Her zaman kamu menfaatini, belediyemizin ve şehrimizin menfaatlerini ön planda tuttuk. Öncelikle burada iki talebi değerlendireceğiz. Birincisi, bu yerin devredilecekse eğer ne kadar bir bedelle devredilebileceği konusunun görüşülmesi üzerine önce kıymet takdir komisyonuna bu gündem maddesinin sevk edilmesini talep ediyorum ben meclis grubum adına. Bir diğeri de protokol. Şimdi bütün gruplara gündem maddesiyle beraber Ticaret Odası tarafından hazırlanan bir taslak gönderildi. Bu taslakta bu yerin işte nasıl kullanılacağı, nasıl bir inşaat yapılacağı kısmen taslak olarak belirtilmiş. Bu da aslında bir iyi niyet göstergesidir. Şunu bir hukukçu olarak yani hiçbir protokol taslağı sunulmadan da direkt devralmak istiyorum denedebilirdi. Burada bir açıklayıcı bir belgeleme de yapılmış. Şimdi bu konunun da inceleme araştırma komisyonuna gönderilerek bu projenin nasıl yapılacağı, dediğiniz gibi avam bir proje, içeriğin nasıl olacağı, belediyenin buradan devir bedeli almak dışında bir menfaati olacak mı? Olacaksa bu menfaatler nasıl değerlendirilecek? Bunların protokole geçmesi nasıl olacak? Atıyorum inşaatın muhtemel süresi dahil olmak üzere, ben şu an aklıma gelenleri söylüyorum, hepsinin değerlendirilmesi için aynı zamanda inceleme araştırma komisyonuna gönderilmesini talep ediyoruz. Ayrıca ben bu meclis topluluğun bir üyesi olarak başladığımız günden bu yana
oy çokluğuyla olur, oy birliğiyle olur. Almış olduğumuz satış ya da tahsis kararlarının hiçbirinde hukuksuz bir iş yapmadık. Bu konuda ben açıkçası kendimize gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum. Her zaman kamu yararını ve menfaatini hep üstün tuttuk. Kişisel çıkarları hiçbir zaman ön plana tutmadık. Kimseyi ekstradan da kayırmadık. Burada da aynı şekilde hareket edeceğiz. Çünkü o komisyonlarda bütün parti gruplarından en az bir temsilci var. Hepimiz o arkadaşlarımızı burada seçtik ve onların yetkilendirdik. Bu komisyonlarda kararları alsınlar diye onların doğru kararlar vereceğine zaten inanıyoruz. Bu nedenlerle ben bu gündem maddesinin bedel açısından kıymet takdiri komisyonuna, protokol taslağının değerlendirilerek geliştirilmesi açısından da inceleme araştırma komisyonuna sevkin talep ediyorum ve bütün meclis gruplarından da kabulünü talep ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, buyur. Erol abi. Evet başkanım, herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz de başkanım, Bandırma Belediyesi olarak, ticaret odası olarak biz de bunun arkasında duruyoruz ama biz buna bir bedel koymasını istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de bunun önünde takipçisiyiz yani. Biz... Ne gerekirse destek ama bir bedel konmasından yanayız. Abi takdir komisyonu koyacak bedeli ya. Evet, biz de kıymet takdir komisyonu kendisinden yanayız. Herkes tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Bir de inceleme araştırma var. İkisi de ayrı yerlere geçiyor. Tamam, tamam abi. Ya başkanım hiç kimse yapılmasın demiyor ki zaten. Yani bu kadar gündemi şey etmenin de bir anlamı yok. Ayıp yani gerçekten. Yani Bandırma için yapılıyor. Aynen abi öyle yapılıyor yani Ramazan abi. İsterken Adem Bey kendi şahsına istiyor. Tabii canım aynen. Aynen aynen abi. Bir de kim yazdıysa çizdiyse açık açık söyleyin herkes bilsin yani. Gazeteci var arkadaşımız bir tane abi. Bu konuya çok şey yapmış hassas. Evet Yusuf abi. İyi akşamlar diliyorum ben de. Başkanım öncelikle Hüseyin Koçyiğit kardeşimize ben de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Gerçekten de şimdi konuştuğumuz konu belediyemizin düzenlemiş olduğu daha önceden bir sürü konserler bilmem nelere giden yüz binler daha büyük meblağlar giderken hiç bu kadar hassas olmadı. Aynen. Burada bir kurumumuz bir şey yapıyor. Bandırmaya bir değer katacak. Şu konuştuğumuz konulara bakıyoruz. Gerçekten bana komik geliyor. Bilmiyorum yani. Bir kişi bir deli bir kuyuya taş atıyor. 40 tane akıllı çıkartamıyor. Yani biz o şimdi ona, evet, evet, onun peşindeyiz. Burada ticaret odası Adem kardeşimiz pek anlatamadı onu zamanı yetmediği için. Şimdi burada bir de 100 milyonluk bir bütçe evet. Çıkacaklar şimdi ticaret borsası toptan para isteyecekler. Evet. Marmara Kalkınma Ajansı'ndan evet. Paralar isteyecekler. Yani burada elin taşının altına koymuş. Evet. Ben şöyle bir şey teklif ediyorum şahsım adına. Biz buradan bir bedel alacağız ya başkan. Evet. Biz bu bedeli onlara başka bir şekilde verelim. 29 yıllığına 50 yıllığına yönetmelik ne diyor tam olarak bilmiyorum. Oranın konferans salonunu bize tahsis etsinler. Belediyemiz orada konferanslar düzenlesin. Ücretsiz asfalt. Bunlara inceleme araştırma komisyonuna gelecek zaten. Merve Hanım söyledi. Orada tartışırız. Yani ama konunun bu kadar uzatılmasını yani bu kadar büyütülmesini gerçekten komik buluyorum ve yakıştıramıyorum meclisime. Saygı evet, sunuyorum. Sağ ol. Evet Yusuf abi teşekkür ediyoruz gerçekten. Güzel bir son kapanış konuşması oldu. İşte abi birileri böyle kendince böyle bir algı yaratma peşinde. Hem bizi karalama hem kötüleme bu meclisi. Kendince böyle bir algı yaratıyor bazı gazeteci arkadaşlar. Bazı gazeteci arkadaşlar değil bir gazeteci arkadaş bu arada. Evet. Arkadaşlar başka söz talebi yoksa inceleme araştırma komisyonuna ve kıymet takdir komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 6. maddesini okutuyorum. Finlandiya'nın Lahti Belediyesi ile kardeş şehir olunması hakkındaki komisyon raporu ile ilgili özel kalem müdürlüğü yazısı. Finlandiya'nın Lahti Belediyesi ile Bandırma'nın kardeş şehir yapılabilmesi için 6/4/2023 tarih ve 49 sayılı meclis kararı ile inceleme araştırma komisyonuna havale edilmiş, 8/5/2023 tarihinde yapılan inceleme araştırma komisyonu toplantısında alınan karar yazımız ekinde gönderilmiş olup söz konusu Bandırma ve Lahti Belediyesi kardeş şehir olmaları konusunun inceleme araştırma komisyonu raporun gereğince meclisçe değerlendirilmesini arz ederim. Evet bir kardeş şehrimiz var. Konuyla ilgili buyurun Merve Hanım. Sayın Başkanım kürsüye çıkayım tabii, müsaadenizle. Tabii. Nasıl istersen. Komisyonu üyesi olarak konuşacağım çünkü. Tamam.
Tekrar herkese iyi akşamlar diliyorum. Dışişleri Bakanlığı'nın Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göndermiş olduğu 9 Kasım 2022 tarihli yazısı ile Finlandiya'nın Lahti Belediyesi ile Bandırma Belediyesi'nin kardeş şehir ilişkisi kurulması hususunda öneride bulunması üzerine 6 Nisan 2023 tarihli belediye meclisince konu gündeme alınmış ve 49 sayılı meclis kararı ile komisyonumuza sevk edilmiştir. Bu konu üzerine komisyonumuz 8 Mayıs 2023 tarihinde saat 11'de belediye meclis üyeleri toplantı salonunda toplanmış, yeter sayıyla toplanmış ve aşağıdaki şekilde tespit ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilindiği üzere Finlandiya dünyadaki gelişmişlik düzeyi sıralamalarında önde gelen ülkelerdendir. Lahti de ülkenin gelişmişlik düzeyini her alanda yansıtan bir şehir olma özelliğini taşımakta. Lahti 120 bin nüfuslu, büyüyen, hareketli bir şehir. Lahti nüfus bakımından Finlandiya'nın 8. büyük şehirlerinden ve bulunduğu bölgenin de başkenti konumunda. Muhteşem göl manzarası, küçük şehrin farklı doğası, özgünlüğü ve iddialı bir iklim eğilimi, enerji çözümleri ve yeşil girişimleriyle iki çeşit dünyanın da en iyilerini bir araya getirmiş, enteresan özelliklere sahip bir şehir. Lahti, uluslararası platformda da bir kış sporları şehri, bir kültür merkezi olarak da bilinmekte ve tasarım bilgisiyle de popüler şehirler arasında yer almakta. Lahti, Avrupa'nın iki büyük şehri arasında yer aldığı için de tarihsel olarak her zaman önemli bir ticaret yolu ve pazar yeri konumunda. Bu özellikleriyle de Bandırma ile benzer özellikler taşımakta. Çünkü Bandırma da jeopolitik olarak önemli bir yerde, hepimizin malumu. Peki Lahti'yi Avrupa'nın yeşil başkenti yapan şey nedir diye sorduk ve arkadaşlarla araştırdık. Avrupa Komisyonu tarafından 2019 yılında düzenlenen uluslararası bir yarışma sonucunda jüri tarafından oy birliğiyle 2021 yılının Avrupa Yeşili Başkent Ödülü Lahti'ye verilmiş. Bu arada Lahti'nin aslında Finlandiya'nın başkenti olmadığına dikkat çekmek isteriz. Bu ödülle Lahti Avrupa'nın 12. yeşil başkenti olmuş. Stockholm, Hamburg, Kopenhag, Oslo ve Lisbon gibi ülkelerde yeşil başkent unvanına sahip şehirler arasında. Lahti ödülün kapsadığı 12 çevresel tematik alanlarda özellikle de hava kalitesi, atık, yeşil büyüme, eko inovasyon ve yönetişim alanlarında güçlü bir performans sergilemiştir. Özellikle Lahti'nin hava kalitesi planı plan 97'de belirlendiğinden beri şehir hava kalitesi iyileştirmelerinde de öncü yapmıştır. O zamandan beri şehir emisyonlarda büyük bir düşüş görmüştür. Eylem planı karayolu trafiğinden kaynaklanan hava kirliliğini azaltmayı ve kapsamlı hava kalitesi takibi yapmak gibi uygulamaları da amaçlamıştır. Ulusal ve Avrupa Birliği düzenlemelerini tamamlayan Lahti, kendi ek yerel hava kalitesi düzenlemelerini de uygulamaya koymuş ve çabalarının bir sonucu olarak Lahti'de mükemmel hava kalitesi verileri artık yakalanmış günümüz koşullarında. Lahti güçlü çevresel taahhütleri ve 2025 yılına kadar karbon nötr olma yolundaki hızlandırılmış eylemleriyle ortaya konduğu üzere küresel iklim krizinin aciliyetine dair sergilediği anlayışla ödül jüri üyelerini etkilemekte hiç zorlanmamış. Bu iddialı hedefte Finlandiya'nın ulusal 2035 hedefinin 10 yıl ilerisinde gitmekte ve Avrupa Birliği 2050 vizyonunun da 25 yıl önünde ilerlemektedir. Gerçekten şaşırtıcı süper gelişmeler kardeş, olan bir şehir. Yani acayip bir kardeşlik öğren durumu olacak. Şey yukarıdaki tespitlerimiz ve açıklamalarımız neticesinde şehrimiz Bandırma Belediyesi ile Lahti Belediyesi'nin kardeş şehir olmasının özellikle yeşil dönüşüm çalışmaları bakımından olumlu katkılar sunacağı kanaatiyle belediyemiz ile Lahti Belediyesi arasında kardeş şehir kurulması komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Komisyon raporumuzun bu şekilde onaylanmasını talep ediyoruz. Tabii komisyon üyelerimizin burayı ziyaret etme gibi bir hevesi de oluştu. Çünkü gerçekten cezbediyor insanı yani görselleriyle aldığımız bilgilerle. Artık hep beraber toplanır hep gideriz beraber diye gidelim düşünüyorum. Teşekkür ederim. Tabii ilk önce onu okudum Yusuf abi. Bakanlık tavsiyesiyle konu zaten bakanlık gündemimize talep geldi. Teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Güzel bir şehir kardeş bulmuş bize kardeş. Aynen. Abi götüreceğiz tabii kardeş şehir. Gitmeden olur mu? Nasıl kardeş olacağız? Tabii ablam. Evet. Gündemin 6. maddesiyle ilgili söz talebi var mı arkadaşlar? Yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler hayırlı olsun kardeş şehrimiz. Evet, gelen evrak 1'i okutuyorum. İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında yağmur suyu şebeke hatlarının yetersizliği sebebiyle aşırı yağan yağışlar sonucunda sel baskınları oluşmakta ve bu durumda halkımızın mağdur olmasına sebep olmaktadır. İlçemiz muhtelif cadde ve sokaklarda belediyemizin talebi doğrultusunda yapılacak olan yağmur sularının uzaklaştırılması ile ilgili tesislerin yapılması veya bu tip tesislerin işletilmesi ile ilgili imalatların BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması sonucunda oluşan harcamaların belediyemiz ile BASKİ Genel Müdürlüğü arasında mahsuplaşılarak belediyemiz bütçesinden karşılanması ile ilgili karar verilmek üzere konunun belediye meclisine sunulmasını müsaadenizle arz ederim. Evet, konuyla ilgili söz talebi var mı arkadaşlar? Buyurun Merve Hanım. Başkanım, belki Fen İşleri Müdürümüz daha detaylı bilgi verir ama tabii evet, büyükşehirle tabii BASKİ ve Bandırma Belediyesi arasında bitmek bilmeyen bir mahsuplaşma ve alışveriş süreci oluyor ister istemez. Evet. Müşterek işlerden de kaynaklı. Burada da yine yağmur sularının uzaklaşmasıyla ilgili maliyetlerle ilgili bir mahsuplaşma kararı alınması talep ediyor. Biz bunun kabulünü talep ediyoruz. Evet, sen söyle bakayım tam şeyini bir de. Şimdi başkanım, biz yağmur hattı yapmıyoruz yollarda. Fakat bunun da problemi işte dere oluyor sokaklar. Bunun yağmur sularının uzaklaştırılması BASKİ görevi ve sorumluluğunda. Evet. Fakat bunun ödemesini bizden istiyorlar. Biz de görüştük. Daha önce gelen müfettiş beylerle de görüştük. Onlar da dediler ki evet, BASKİ'nin talebi doğru. Sizin bunu yapacak yetkin personeliniz yok. Siz yasayla beraber personelinizi devrettiniz. Evet. BASKİ sizin adınıza bunu yapacak ve sonra sizden mahsuplaşacak dediler. Evet. Biz de BASKİ ile görüştük. Daha diğer belediyelerle de aynı sistemi izlemişler. Bir meclis kararı alınıyor. Meclis kararını istinaden biz yağmur suyu hattı yapılması istediğimiz yeri bildiriyoruz. Onlar yapıyorlar. Parayı bizim alacağımızdan mahsuplaşıyorlar. Evet, tamam, iyi. Olmuş. Bu şekilde. Güzel olmuş. Yani tamam. Şeyden, mahkemeden daha önce karar bekledik. Daha önce bir vatandaş mahkeme bize bir selle alakalı dava açmıştı. Fakat mahkeme ne BASKİ'yi suçlu buldu bununla alakalı, ne Bandırma Belediyesi'ni suçlu buldu. Vatandaşı suçlu buldu. Yani şimdi görevin kimde olduğunu bir türlü çözemedik. Yani böyle bir, ama Türkiye genelinde böyle bir problem var. Ama uygulamanın bu şekilde olduğunu artık birinci ağızdan Sayıştay müfettişlerinden de dinleyince bu şekilde biz de aynı yolu izleme kararı aldık. O da enteresan bir kararmış ama. Evet. O yıllardır süren dava mı? Evet, hani bir senelerdir süren bir dava vardı. Sen yapacaksın, ben yapacağım. Geçen dönemden beri vardı o. Evet, sonrasında vatandaş tekrar itiraz etti. Vatandaş bir şeyler oldu ama sonraki kararı bilmiyorum. Evet, tamam. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir mahsuplaşma ile ilgili meclis kararımızla ilgili söz talebi var mı arkadaşlar? O zaman yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, meclisimizi kapatmadan önce mazeretlerimiz var. Zeynep Hanım, Zeynep Özdemir, Hasan Fahri Atlı ve Soner Koçoğlu arkadaşlarımızın izinli sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, almış olduğumuz kararların hepimiz için hayırlı olmasını, Bandırma için hayırlı olmasını diler. Temmuz ayı toplantımızı 4'ü 6'sı yapalım. 6'sı Perşembe mi? Ne şey? Başkanım, Kurban Bayramı sonrası geliyor. 6'sı yapsak. 6'sı mı 4'ü mü? 6'sı yapsak da. Tamam. Sen erken ayarlar. Perşembe günü. Evet, 6'sı Perşembe günü saat 18'de görüşmek üzere. Kapatıyorum. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Ticaret Odası Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine de inşallah Bandırmamız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.